Hepinize tekrardan merhaba millet. Minecraft'ta stadyum yapıyoruz serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Hatayspor'un stadyumunu yapmıştık. Yani yapıyorduk. Geçen videoda stadyum tribünlerini bitirmiştik. Şimdi stadyumun ben çatı kısmına başladım. Lakin oldu mu olmadı mı buna siz karar verin. Üst kısmı bitti. Sadece işte alt kısımları, iç kısımları falan kaldı. Şöyle gösterirsek stadyum bu şekilde. Yani Hatayspor'a şahsen benzedi. Hatayspor'unkine benzedi. Büyük de bir stat. Çok fazla eleştirilen kısım şurası oldu. Stadyumun tribünlerinin ikinci katı çok büyük diye eleştirildi. Şimdi stadyumu kaplayınca, çatı kısmı da gelince çok fazla sırıtmadı. Yani esasen ben de bunu düzeltmek istedim. Lakin şu kısmı sadece işte şu 3 blok ve şu 3 bloğu kırıp bu tribün girişlerini bir kat daha aşağı indirmek istedim. Ama maalesef ki bunu kopyala biçle olmadı. Bunu ayrıyetten tek tek baştan uğraşmak gerekiyordu. Baştan da uğraşamayacağım için mecbur bu şekilde kaldı. Yani çok da büyük durmadığını zannediyorum yani ben. O şekilde düşünüyorum yani, oldu gibi duruyor ama neyse. Diğer bir hatamsa şu kısımları yaparken, buraları da sonuçta kopyala yapıştırla yaptık ama yaparken aslında buraları kopyala yapıştırla yapmadım. Buraları kendim yaptım. Set şeyiyle, kodu ile yaptım. Kopyala yapıştır sadece köşeler. Köşelerde tek hatam o oldu. Köşelerde iç kısmını döşeyip, yani demir kısımları, iskelet kısmını döşeyip yapsaydım daha iyi olurdu. Diğer bir hatam ise köşeleri yaparken tam bu köşe kısmı yaparken daha unuttuğum için kodları deneyim derken bir tane kod denedim. 10 kodu. Asla bunu unutmayın. 10 blok kodunu 10 yazarsanız love geliyor. Love geldiği için bütün her yeri love kapladı. Tek tek onu kaldırmakla uğraştım. Daha üstüne bir de su ekledik. Su ekledik derken her yer taş oldu. Allah'tan tribünleri kilden yapmışım. Yünden yapsaydım bittiydi yani buralar yani. Mahvolduydum. Evet, bugün ne yapacağız? Bugün stadyumun çatısının iç kısmını yapacağız. Yetiştirebilirsek şu alt kısımlarını da yapacağız. Alt kısımları bildiğim kadarıyla cam. Yanlış biliyorsam yorumlar kısmına yazarsanız düzeltiriz arkadaşlar. Zaten şurada iskelet kısmını ben oluşturmuştum. Şurada bir bakalım, burayı bir yapalım. Bir kısmını yapayım ben maratonun. Ondan sonra diğer kısımlarına geçeriz. Şu sadece alt kısmını nasıl yapacağız onu düşünüyorum ben. Şuradan ben bir size çekeyim. 141 blok. Öyleyse şöyle bakalım Hatayspor'un şeyine. Alt kısmı aynen cam ya, alt kısmı. Alt kısmını şöyle yapacağız. Hocam ben alt kısmını var ya, buraya kadar yapsak olmaz değil mi? Stack desem, 2 desem olmuyor. Onu da çek. Şöyle yapacağız o zaman. İlk blok burası değil mi? Evet. Burası kaçmış? 3 6 9 10 blok. Ha, 10 blok yapalım ya. 10 blok. 10 da sizi götür. On blokta seni. Dur lan sen. Sen dur. Şimdi bu kısmı böyle yükselerek gitmesi lazım. Böyle baktığımızda olmuyor. Bunun şeyi kaçmış? Blok sayısı. Blok sayısı 48, 47 blok gidecek. Şöyle yapacağız. Stack 47. Şuraya kadar gitsin. Stack 47. Şimdi buradan sonrası bir dakika nasıl olabilir diye düşünüyorum. Hepsini bir yapalım. Ondan sonra şöyle yapalım. Buradan işaretle. Blok sayısı kaçtı? 141'di. 140 yapalım. Hatta şurayı da arttıralım. Şöyle 140. Şimdi şuradan replay 35 8, burayı gri yap. Burayı da gri yap. Burada bir blok eksik gelmiş. Yapacak bir şey yok. Şöyle yapabiliriz. Oğlum niye gitmiyor? Tamam, bu kadar. Şimdi bu kısmı böyle biraz daha şey yaparak kese kese gideceğiz. Onun dışında ben burayı siyah cam yapacağım. Evet, şurayı siyah cam yapacağız. Kaçtı? Stack 140. 141 aslında. Şimdi bu 95 15, tamam. Şuradan replece 95 15. Buradan 95 15. Buradan 95 15. Şuradan 95 15. Şuradan 95 15. Nasıl? Bence güzel. Aynen güzel. Diğer türlü de şunu ...155... ve tek 10 mesela. Aa, çok oldu. Tek 5 ya. 6 yap. 7 olur mu? 7 de olur. Evet. 7 tane gayet bence güzel. Şöyle baktığımız zaman gayet mükemmel. Şimdi şu kısmı halletmemiz lazım. Yani köşe kısımlarını nasıl halledeceğiz onu düşünüyorum şu an. Yani. Bir tanesini yapsak gerisi kolay da. Kopyala yapıştırıyla yapılabilir gerisi diye düşünüyorum. Şahsen. Yok ya, kopyala yapıştır ama köşeler, evet köşelerle yapılabilir kopyala yapıştır olarak. Bir tanesini nasıl yapacağız? Nasıl yapacağız? Güzel soru, nasıl yapacağız? Şuradan yapmaya kalksak buralar mahvolacak. Mecburen köşeyi kopyalayacağız. Köşe kısmını nasıl yapabiliriz? Şu maratonu alıp bir karşıya yapıştıralım da. Gerisi kolay. Şuradan bir alayım. Copy rotate 180. Şunun hemen altından yapıştıracağız. Köşenin hemen alt kısmından. İnşallah kayma olmaz. Ki olacak gibi. Ya da hiç yapıştırmaya falan gerek yok mu acaba? Gerek yok mu acaba? Sadece profil kısmını alalım, tekrar oraya da yapalım. Tek tek mecbur bu şekilde yapmamız gerekiyor. Yoksa olmayacak. Güzel durmayacak. Böyle yapacağız mecburen. Uç kısmını alalım. Şimdi copy rotate 180. Yapalım bakayım. Paste dediğimizde tam oturuyor mu? Oturmadı. Oğlum bayağı kaldı be. Kaç blok? 1. 3 blok yukarı çıkacak. Unload'e. Bir, iki, üç blok yukarıda. Paste. Şimdi bir blok aşağı ineceğiz. Ah, gene yanlış oldu. Yavrum evladım. Mal mısın? Hah. Ay yağmurunu. Şöyle kopyala. Nereden kopyalıyorduk? Kısımdan. 133 yapacağız. Tek 133. Buradan 7 blok ayırdık çünkü. Bakalım tam köşeye denk geldim. Hemen hemen denk geldi. 10 doze. Cidden böyle hatalar oldu mu sinir oluyorum. Bir tane saçma sapan şey yüzünden koca şeyi tekrar sildik. %30 diyecekmişiz aslında. %30 dediğimizde tam denk gelecek. Evet. Şimdi burayı tamamıyla kırmızı yapacağız. Kırmızı rengimiz neymiş? 35-14. Burayı da aslında bununla birleştirsek çok daha iyi olacak. Dört daha ver. Aynen bu şekilde. Orası köşe aslında değil mi? Neyse, sorun değil. %35-8'di. Bu şekilde şurayı da alalım. Tamam, o köşesi dursun. Önemli değil orası. Şimdi camlı kısmını yapacağız. Tekrardan burayı da nasıldı acaba o kırmızı kısım? Bir alçalıyor, bir düşüyor. O şekildeymiş. Camlı kısım o zaman kalsın burada. Şimdi geriye kaldı şu kale arkası. Kale arkasında da şuradan yapıştıracağız. Hop, kaçtı. Past ediyoruz. Bak şunu. Bunu da diyoruz. Rotate 90 de bakayım. Evet. Yan tarafta komşunun tadilatı olduğu için evinde gelecek seslerden dolayı kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi şurayı bir yapalım. Pasta dedik. Olmadı. Daha yukarı çıkacağız. Pasta dedik. Şimdi oldu. Şöyle kontrolümüzü edelim. Tamam. Şuradan kopyalayıp diyeceğiz ama şurayı silmem gerekiyor ilk önce. Şöyle baktığımızda aslında bir tık daha yukarıdan kopyalayabiliriz. Şimdi stake 80.000 bakayım. Nereye gelecek? Evet, bir tık daha bilebilirmişiz. 91 olsun. Burayı da tamamen köşesini griye kaplıyoruz. Hadi bizimki burada. Burası da tamam. Şu kısmı şurada birleşiyor, onları şöyle yapayım. Tek 2 diyeceğim. İşte bu kadar. Şimdi şu kısmı da yapalım. Tek 91. Tek 2. Burası kısımdan şöyle alırsak tek 7 çok mu olur? Çok olur. Tek 4. Tamam. Şimdi burada cam kısmını ayarlayacağız. Burada yükselerek geliyor. Burada da şöyle yükselecek. Burası da bu şekilde yükselecek. Sonra azalacak. Şu köşe kısmını bitirdikten sonra cam kısmını ayarlayacağız. Daha sonra bir de aynı şekilde karşı tarafı da geçelim. Karşı tarafın da kale arkasını halledelim. Daha sonra köşe kısmını olmazsa videodan sonra halledeyim ben. Şu aşırı uzun detaylı şu iç kısmı halledilmeyecek bu sefer. Orası yapılmayacak. Bundan dolayı şey yapmak lazım. Videodan sonra halletmek daha uygun bence. 90 dedik, gene kurulu olmaz, tekrar 90 diyeceğiz. 180 gelmesi lazım karşıya. Şimdi buranın şeyi nereden başlıyor ya? Nereden başlıyor? Buradan başlıyor sayarsak. Pas dediğimizde olmadı. Evet, şimdi oldu. Buradan kopyaladığımızda tek kaçtı burası? 130 muydu? Yo, hayır, şu kısım kaldı. Bunu da çek. Yalamışız zaten. Şimdi stack 130. Bakalım uç kısmına kadar gidiyor mu? Geçiyor bile lan. Bunda da tek 110 at. Ne kadar gelir? Bu kadar. 112. Ve şu kısmı al. Şöyle şuraya kadar. Ondan önce buraya kırmızı yapacağız. Onu unuttuk. Yoksa direktmen içerisindeki griyi de kırmızı yapıyor. Bu daha sıkıntı. O zaman iki kat uğraşmış olacağız. Beş 14. Burası 35 8. Otuz beş sekiz. Burası da tamam. Şimdi buranın da aynı şekilde köşeleri yapıldıktan sonra nasıl bir cam şekli alacak orasını göreceğiz. Şimdi iç kısmına geçelim. İç kısmından sonra da zaten videomuzu bitiririz. Kaç dakikamız olmuş videomuz? Oo. İç demirlerini halledelim şununla. İç demirlerinde nasıl yapmışlar? Bakalım bu şekilde. Ha, çevreleyen bir şey var, başka bir şey yok. Şöyle yapacağız o zaman. Nereden başlıyor ya? Başlasın. Dörtlü. Böyle yapacağımıza bir dakika. Buranın size'ını alırız. 20. Stack 19. Stack 19. Stack 19. Stack 19. %19'u 2'ye bölersen direktman biz 10 diyelim. 10 demeyelim. 9 diyelim. Evet, bu şekilde aynısını devam ettireceğiz. Şunu al, stack 2 yap. Al, stack 1 yap. Tek sıkıntı buranın böyle tek tek uğraşması. Daha sonra zaten bunları kopyalayacağız. Şimdilik böyle mecburiyetten tek tek uğraşmak lazım. Al, burayı da al. Burayı da al. Şöyle. Stack 1 desek. Tam denk geldi. Yanlış yeri kopyaladım. Tek bir desek. Gideceğiz. Tam denk geldi. Alt gayet güzel gözüküyor. Böyle 3 dedim, olmadı. 4 dedim. Yani tam denk gelmese de oldu sayılır. Buna 6 9 12 20 yap. Oha lan kaç yaptın? 20 dedik sana, 20 220 demedik. ...20 bile olmadı. Ama 40 yap. Bak gene ne yaptı? Olmadı. 40 değil. 30 yap. 32 yap. 34 yap. Evet. Böyle daha iyi oldu. Şimdi dur. Daha bitmedi işimiz. Şu orta kısımdan... Nereden? Buradan. Şöyle. Nasıl yapabiliriz diye düşünüyorum. Aynen bu şekilde olabilir. Time set 0 çekelim bir. Şimdi burayı kopyalayacağız. Doğru yerden kopyaladık diyeceğim. Yanlış yerimi işaretledim. Doğru yer işaretlemiş. Copy. Baktım. Şu hizada tam. Paste. Böyle rastgele gidelim. Mecburen. Aferin yani, ben başka bir şey demiyorum. Onu da çek bir ton. Oraya da onu da çek. Yukarıdan olacaktı burası. Aynen öyle. Burası da aynı şekilde. Burası da bir tık yukarıdan olacaktı. Bir tık yukarıdan. Bir tık daha. alabiliriz. Şöyle bir şey yapacağım ben. Sanki istek 1. İstek 2 desem. 3. Baktığımızda 10 numara 5 yıldız. Evet, bazı noktada olmuyor. Burayı da onda çek. Baktığımızda bence gayet düzgün bir şekilde aldı. Derken kardeş bu ne? Düzeltmiş olduk. Burayı hallederiz. Orası sorun değil. Gördüğünüz üzere arkadaşlar stadyumumuzun çatı kısmı da neredeyse bitmek üzere. Üstünü kapatmak üzereyiz. Şurada köşeleri kaldı. Köşelerini de hallettikten sonra bir de bunları hem karşı taraftaki maratona ve kale arkalarını da hallettikten sonra çatı kısmı tamamıyla bitmiş olacak. Bundan sonraki şeyde de işte soyunma odasını falan filan yapacağız. Ve artık stadyum sizlerle buluşma noktasına gelecek. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun gibi stadyum videolarının gelmesini istiyorsanız lütfen yorumlar kısmında bahsetmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.